Ahtapotlar, üstün kamufle olma yetenekleri ve yüksek zekalarıyla dünya üzerinde yaşayan en zeki omurgasızlar olarak anılıyor. Onları bu kadar özel yapan şeylerse, milyonlarca yıllık evrimleri içinde gelişen sıra dışı bazı özellikleri. Ahtapot bilimi başlıyor. İnsanlık olarak her ne kadar gözümüzü daha çok gökyüzüne dikmiş ve uzayın gizemlerini çözmeye odaklanmış olsak da, aslında ayaklarımızın dibinde mucizevi yaşam formlarıyla dolu olan denizler ve okyanuslar var. Dünya üzerindeki yaşam çeşitliliğinin en yoğun olduğu yerlerden biri olan okyanuslarda ve denizlerde tam olarak kaç tür yaşadığını kesin olarak bilmiyoruz. Şimdiye kadar yaklaşık olarak 250 bin çok hücreli deniz canlısı listelenmiş durumda. Ancak bu yüksek sayıya rağmen denizlerde yaşayan canlıların neredeyse %91'inin hala bilinmediği düşünülüyor. Tanıdığımız deniz canlılarından bazılarının sıra dışı özellikleri ise kim bilir hiç bilmediğimiz ama inanılmaz özelliklere sahip ne kadar daha canlı var sorusunu sorduruyor. Bu canlılardan biri de ahtapotlar. Peki ahtapotlar hangi özellikleriyle bu kadar özel olmayı başardılar? Birlikte göz atalım. Ahtapot deyince herkesin gözünün önüne bambaşka bir görüntü gelebilir. Kimimiz dev bir ahtapot hayal ederken, kimimiz parmak boyunda minik ahtapotları düşünebiliriz. Bunun sebebi bilinen 300'den fazla türde ahtapot olması. Üstelik ahtapotların boyutları 3 cm ile 9 metre arasında değişebiliyor. İnanılmaz bir aralık. Ahtapotların genellikle yalnız yaşadığını ve çoğunlukla yengeç, karides ve yumuşakçalarla beslendiklerini biliyoruz. Ayrıca bu garip canlılar evlerinin girişlerine taşlar taşıyıp kapı gibi kullanarak içine girdikten sonra kapılarını kapatıp kendilerini koruma altına alıyorlar. Bu davranışın yanında yaşam alanlarını deniz kabuklarıyla süsleme davranışı da gösteriyorlar. Ahtapotların toplamda 3 kalpleri var. Bu kalplerden biri tüm vücuda kan pompalamakla görevliyken, diğer ikisi ahtapotların solungaçlarına kan pompalıyor. Ayrıca 3 kalpleri olan ahtapotların kanları da kırmızı renkte değil mavi renkte. Bunun sebebi ise kanlarında hemoglobin isimli demir pigmenti yerine hemosiyanin isimli bakır pigmentine sahip olmaları. Ahtapotların büyüleyici özelliklerinden biri de inanılmaz kamuflaj yetenekleri. 0.3 saniyede büyük bir hızla kendilerini kamufle edebilen ahtapotlar, üzerinde bulundukları yerin rengini ve dokusunu adeta kendilerini yok edecek seviyede iyice taklit ediyorlar. Ancak geliştirdikleri tek savunma mekanizması bu değil. Aynı zamanda bazı ahtapot türleri öldürücü derecede zehirli olabiliyor. Bilinen en zehirli ahtapotlardan biri olan mavi halkalı ahtapotlar, aynı anda 26 yetişkini öldürebilecek kadar güçlü bir zehir salgılıyor ve bu zehir siyanürden tam 10 bin kat daha zehirli. Ahtapotların etkileyici zekalarına en büyük kanıtlardan biri de alet kullanabiliyor olmaları. Aslında alet kullanma becerisinin yalnızca insanlara ve bazı primat türlerine ve kuşlara özgü olduğu biliniyordu. Fakat ahtapotlar bu bilgiyi baştan aşağı değiştiriyor. Örneğin ahtapotlar etrafta saklanacak bir yer olmadığında buldukları kabukları birleştirerek kendilerine saklanacak yerler yapabiliyor. Akvaryum tankı gibi bir omurgasız bir canlı için oldukça kompleks olabilecek bir yapının filtreleme sistemlerini sökebiliyor ya da hapsedildikleri şişelerin kapaklarını açarak kaçabiliyorlar. Ahtapotların ömürleri fazla uzun değil. Ortalama 1 ile 5 yıl arasında olduğu düşünülüyor. Hatta 6 aylık ömrü olan ahtapotlar bile var. Ancak bu kısa ömürlerinde dişi ahtapotlar 10 binlerce yavru dünyaya getiriyor. Bir ahtapotun tek seferde ortalama 50 bin yumurta yumurtlayabildiğini biliyoruz. Bu yumurtaların çatlaması yaklaşık 40 gün sürüyor. Bu süreçte anne ahtapotların yumurtalarını hem tehlikelere karşı koruması hem de yumurtaların üzerinde akıntı oluşturarak havalandırması gerekiyor. Bu yoğun mesai yüzünden aç kalan anne ahtapotların kendi kollarını yiyebildiği biliniyor. Ancak bu davranışın hapsedilen ahtapotlarda da görüldüğü, bu yüzden strese dayalı bir davranış olabileceği düşünülüyor. Ahtapotların 8 kolları olduğunu biliyoruz. Ancak bu canlıların kollarıyla ilgili esas dikkat çeken şey sayısı değil. Her bir ahtapot kolu beyinden bağımsız hareket ederek karar alabiliyor ve hatta beyinden ayrıldıktan saatler sonra bile tepki vermeye devam edebiliyor. Yani bir nevi ahtapotların kolları da kendi beyinleri varmış gibi davranabiliyor. Ayrıca yine kollarında bulunan kemo duyusal hücreler sayesinde ahtapotlar kollarıyla yalnızca dokunarak değil, tadarak da bilgi topluyor. Ve son olarak ahtapotlar kopan kollarını yeniden çıkartabiliyor. Ahtapotlar ve büyüleyici özellikleri hakkında geçtiğimiz yıllarda yayınlanan bir makale büyük tartışma yaratmıştı. Bir grup bilim insanı ahtapotların bu dünyadan olmadığını iddia etti. Teorileri ise uzaylı bir virüsün
milyonlarca yıl önce bir gök taşı ile dünyaya taşındığı ve ilkel bir mürekkep balığı popülasyonuna bulaşarak ahtapotlara dönüşmelerini sağladığı yönünde. Bu garip iddianın ortaya atılma sebebi ise ahtapotların evrimlerinde ve gen dizilimlerinde bazı noktaların bilinmezlerle dolu olduğu iddiası. Ancak bu makale yayınlandıktan sonra bilim dünyasının neredeyse tamamı bu iddiaları reddetti. Çünkü ahtapotların gen dizilimleri zaten 2015 yılında çözülüp paylaşılmıştı ve evrimlerindeki gizemli sıçrayışların o kadar da gizemli olmadığına dair pek çok araştırma yapıldı. Yine de doğa ve doğanın gelişimi insanoğlunu şaşırtmaya devam ediyor. Gezegenimizin kendini yenileme gücüne ve evrime olan güveninizi kaybetmeyin. Sonuçta biz olmasak da dünya dönmeye devam edecek ve hayat hep bir yolunu bulacak. Bilimle kalın.